Merhaba, New York'ta Mama'nın dördüncü katındayız. Barnett Newman'ın One Month Bir isimli eserine bakmaktayız. Sanatçı bu tabloyu 1948 yılında yapmış. Baktığımız gerçekten çok özel bir çalışma. Aynı salonda sanatçının büyük ve göz alıcı bir başka tablosu daha bulunuyor. İzleyiciler genelde o tabloyla daha çok ilgileniyorlar. Bu tablo hak ettiği ilgiyi görmüyor diye düşünüyorum. Bu tablo diğerine nazaran daha küçük boyutlarda. Tablonun ortasında dikey bir çizgi görüyoruz. Newman bu çizgiyi fermuar olarak adlandırmış. Sanatçı 1970 yılında öldü. Eğer günümüzde yaşıyor olsaydı diğer tablosuna gösterilen ilgiden çok memnun olurdu ancak eminim ki bu tabloya da önem verilmesini isterdi. Çünkü bakmakta olduğumuz bu tablo sanatçının çok önemli bir serisinin ilk resmi olma özelliğini taşıyor. Newman onunla yapılan bir röportajda bu tabloya çok önem verdiğini ve bu tabloyu yaş gününde yaptığını söylemiş. Sanatçı boyamaya başlamadan önce tuval üzerinde çalışıyormuş. Tuvale şöyle bir dikkatle bakarsanız, zeminde koyu kahverengi bölümler var. Ve koyulaşan tonlar belirli bir düzen içinde değil. Şu ortadaki yaklaşık 2 cm genişliğindeki dikey çizgiye bakarsanız, buradaki renk zeminden daha açık tonlarda. Sanatçı genelde önce zemini biraz boyar, daha sonra buraya yapıştırdığı bantı çıkarırmış. Böylece merkezde beyaz bir fermuar oluşurmuş. Ancak bu resimde sanatçı içgüdüsel olarak bantı çıkartmadan direkt olarak bantın üstünü boyuyor. Yani bant hala tuvalin üstünde. Newman daha sonra bir sandalye çekip resmin önüne oturmuş, resim yapmaya ara vermiş ve gerçekten önemli bir şey yaptığına kanaat getirmiş. Sonra oturup Yaptığı şeyin neden önemli olduğunu düşünmeye devam etmiş. <laughs> Sanatçının kendi anlatımı bu şekilde. Gerçekten ilginç bir kişiliğe sahipmiş değil mi? Evet, e, Newman gerçekten de ilginç bir kişiliğe sahip. Şehir kolejine gidiyor. Felsefe alanında yüksek öğrenim görüyor. New York Belediye Başkanlığı'na aday oluyor. Belediye Başkanlığı'na adaylığını sanat adına bir manifesto olarak algılamak da mümkün tabii sanat tarihçileri sanatçının eserlerine ilişkin farklı yorumlarda bulunuyorlar. Bazı sanat tarihçileri Newman'ın eserlerinde neredeyse İncil kadar eskiyi, adeta insanlık tarihini gördüklerini söylüyor. İlk bölünme İncil'in Genesis yani Yaratılış kitabının ilk sayfalarında karanlığın aydınlıktan, erilin dişiden, iyinin kötüden, karanın denizden ayrılmasından söz edilir. Başka sanat tarihçileri ise bu yorumlara katılmıyor. Tabloyu sanatçının entelektüel düşüncelerinin dışa vurumu olarak görüyorlar. Bu noktada ben de kendi yorumumu getireyim. Bence Newman için burada önemli olan iç güdüsünün kayda geçirilmesi, dışa vurulmasıydı. Daha önceden planlamaksızın ortaya bu rengi boyamak istedi. Sanatçının kendi açıklamasını hatırladığımda Newman'ın bu beklenmedik yaratıcı içgüdüyü önemli bulduğunu düşünüyorum. Zaten aslında sanatçılar genelde bunu yaparlar. Yani eserlerini içgüdüleri doğrultusunda oluştururlar. Ancak burada gördüğümüz içgüdüsel yaratıcılığın saf yansıması. Bu çizgi yatay değil, dikey. Bakmak için resmin önüne geldiğinizde Kenarda durmuyorsunuz. İçgüdüsel olarak resmin tam karşısında duruyorsunuz. Yani izleyiciler insanlar kendilerini sanatçının fermuarlarına göre konumlandırıyorlar. Fermuar insan figürünü de anımsatıyor. Newman'ın fermuarlarıyla Giacometti'nin ince uzun figürleri arasında paralellik kurmaya çalışan bazı sanat tarihçileri de oldu bazı yönlerden bu fermuarların bir ayna gibi olduğunu, boşlukta bir başına olan insanların kendilerine baktıkları soyut bir ayna gibi olduğunu da düşünüyorum. Bantın boyanmış olması, insan varlığının ve bireyselliğinin deklarasyonu gibi. Varoluşçu. Evet, resmin 1940'ların sonlarında yapılmış olduğunu hatırlayalım. Bu dönemde varoluşçuluk çok revaçtı. Tabloya ilişkin pek çok yorum yapmak olası aslında. Serinin ismi itibariyle tek olmayı ifade etmesi muhtemel olsa da fermuarın ayrılığı mı, birleşmeyi mi temsil ettiğine karar vermeyi biz de sanatçı gibi size bırakıyoruz. Ha bitirmeden önce bir de güncel bir bilgi eklemek istiyorum. Bu serideki One Month 6 2013 Mayıs ayında New York'ta yapılan bir müzayede de 43.8 milyon dolara el değiştirdi. Hoşçakalın.